Kars Serhat Boyları Derneği'nin öncülüğünde Sarıkamış Kaymakamlığı'nın desteği ve Kızılay'ın Kars ve Sarıkamış şubelerinin katkılarıyla kurulan Türk Dünyası Çadırları'nda kardeş devletlerin ve toplulukların bayrakları gururla dalgalandırıldı. 7 Ocağı 8 Ocağı bağlayan gecenin ilerleyen saatlerine kadar Allahu Ekber dağlarının tepelerinde Türk Dünyası Çadırları'nın önünde buz gibi havayı iliklerimize kadar hissederek şehitlerimizin 97 yıl önce yaşadığını bir nebze olsun hissetmeye çalıştık. Sarıkamış'tan Allahu Ekber dağlarından bütün Türkiye'ye, bütün Türk dünyasına selam olsun. Sarıkamış Harekatı'nın 97. yıl dönümünde Türk dünyasının muhtelif yerlerinden Sarıkamış'a gelen Türk dünyasının temsilcileri şu anda Sarıkamış'ta şehitlerimize saygı nöbeti tutuyorlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi Türk dünyasının bayrakları burada dalgalanıyor. Türk dünyası çadırları önünde ve burada son derece değerli konuklarımız var, seçkin konuklarımız var. Onlar şehitlerimizin üzüntüsünü, acısını bugün de yaşıyorlar, yaşatıyorlar ve yarın da yaşatacaklar. Yanımda çok değerli konuklarım var demiştim. Onlardan biri Sabir Rüstem Hanlı. Sabir Bey, Azerbaycan'ın ve bütün Türk dünyasının yetiştirdiği çok değerli bir şair, yazar ve fikirleriyle, eserleriyle Azerbaycan'ın bağımsızlığına önder olmuş ışıklardan biri, rehberlerden biri. Biraz sonra onun değerlendirmesini alacağız. Bu organizasyonda en çok emeği geçen kuruluşların başında kuşkusuz Kars Serhat Boyları Derneği geliyor. Şu anda yanımda Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız var. Önce Sabir Bey'den görüşler alacağım. Sonra Muharrem Yıldız'dan Sarıkamış Harekatı'nı dinleyeceğiz. Bu organizasyonun önemini, anlamını sizlere dilimizi döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Önce söz Sabir Bey'in, Sabir Rüstem Hanlı'nın. Evet Sabir Bey, neler hissediyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Bugün biz şehitlerimizin ruhunun ışığına, şehitlerimizin ruhunun etrafına toplaşmışız. Bu şehitler, Sarıkamış şehitleri 1914 yılından 15. yıla geçtiğinde romantik bir arzuyla, büyük bir dilekle yola çıkmışlar. O zaman Kafkazlara yiyelenmek ve gelecekte Turan'ı açırmak böyle bir niyet var idi. Bugün siz Turan'ı bu tongalın, bu ışığın etrafına toplamışsınız aslında. O zaman belki de silah gücüyle askerlerin o soğuk kış günlerinde yapabilmediklerini bugün aslında günümüzde sizler ve Sınır Boyları Derneği, Serhat Boyları Derneği, bende suç yoksuz, sınır da değilsiniz Serhat'ta. Yani Serhat Boyları Derneği bir yani bu akşamla o arzuya bizi sanki kavuşturmuşlar. Bu bir simbolik akşam, bir remzi akşam. Sizin Tanrı Işığı Tek şiirinizi burada dinleyebilir miyiz? Türk dünyasının gençleri burada toplaşmışken deyim ki bir kökümüz doğudadır. Bir kökümüz Cumbatan'da. Biz tarihin yoldaşıyık. Dünya boyda bir vatanda. Min savaşın ağrısı var damarlarda coşan kanda. Düşman kesti yolumuzu. Çeştik Tanrı ışığı tek. Zehir oldu kaderimiz. İçtik Tanrı ışığı tek. Yakutlardan üzübəri bir kardeştir. Yakın, uzak, Türk Azeri, Türkmen Tatar, Başkır Kırgız, Özbek Kazak. Kim aranı kesecekse bu savaşı uduzacak. Yenmek için yaranmışıq. Bərkik Tanrı ışığı tək. Bir babanın övladıyıq. Türkük Tanrı ışığı tək. Evet, Sabir Rüstem Hanlı'ya çok teşekkür ediyoruz.